Arkadaşlar merhabalar, ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hasan İpek. Beslenme ile ilgili herkesi bilgilendirmek adına 5'er dakikayı içeren yeni bir YouTube kanalı açtık ve burada sizlere haftada 2 veya 3 defa 5'er dakikalık uzun soluklu bir videolarla beslenme konusunda bilgilendirme yapacağım. Çok yoğun çalıştığım için daha fazla sayıda yapmak isterdim ama bu sizlere doğru bilgileri ve sizlerin anlayabileceği şekilde, akıcı bir şekilde anlatabilmek için 5 dakikalık süre içerisinde bunu yapmaya çalışacağım her seferinde. Şimdi beslemeyi gebelik üzerinden size anlatacağım. Sebebi de şu, gebelikte beslenme olmazsa olmaz bir şey. Yani gebe bir kadının mutlak surette beslenme ile ilgili uymak zorunda olduğu kurallar var. Aynı erkeklerin askere gittiği zaman zengin, fakir, okumuş ve zeki veya zeka seviyesi düşük olsa bile hiç fark etmez. Askeri birliğe girdiği andan itibaren 14 ay veya 16 ay süreyle orada uymak zorunda olduğu askeri kurallar var. Aynı saatte yatıp, aynı saatte kalkıp, aynı yerde yemek yiyip, aynı yemekleri yemek zorundalar. Zengin de olsa, fakir de olsa fark etmiyor. Erkekler 20 yaşına geldiklerinde askeri gidiyorlar veya 25 yaşında her neyse ve askeri birlikte askerlik görevlerini tamamlarken tüm askeri kurallara harfiyen 14 ay boyunca uymak zorundalar. Bunu eksik bir şekilde asla ve kat'a yapamazlar. Yaptıkları takdirde askerlikleri yanar ve yeniden askerlik yapmak zorunda kalırlar. Şimdi bu durumda biz de gebelerde beslenmeyi askerlik gibi düşünecek olursak, gebeler mutlak surette beslenmede uymak zorunda olduğu kurallar var. Olmazsa olmazlar var. Çünkü sebebi de şu, nasıl erkekler askerlik görevini yaparken vatan hizmetini, vatan görevini yapıyorlarsa, kadınlar da bir ulusu oluşturanlar kadınlardır. Çünkü kadınlar olmazsa sağlıklı nesiller oluşmaz, oluşamaz. Sebebi bütün canlılar mitokondri DNA'larını annelerinden alır. Anneden gelen oositin içerisinde 100.000 tane mitokondri vardır. Fakat erkekten gelen tohumun içinde 0 mitokondri vardır. Bu mitokondri dediğimiz şey de şudur. Bir insan vücudunda 40 trilyon yaklaşık olarak hücre vardır. Bu 40 trilyon hücrenin beyin, kalp ve kas hücrelerinde yaklaşık olarak 2500 ila 10.000 tane her bir hücrede mitokondri vardır. Diğer hücrelerin tamamında da 500 ve civarında mitokondri vardır. Mitokondriniz yoksa siz yoksunuzdur. Çünkü bir canlının hayatına devam edebilmesi için hücrelerinin olması gerekiyor. Hücrenin hayatına devam edebilmesi için de o hücrenin içerisinde mitokondrilerin düzgün çalışması gerekiyor. Mitokondride hücreye enerji üreten organelcikler oluşuyor. Enerji fabrikaları. O yüzden benim size anlatacağım beslenme bilgileri tamamen kuantum fiziği üzerinden olacak. Kuantum fiziğini biraz anlamanız anlamında şöyle söyleyeyim. Bu markete gittiğinizde yazar kasayı okuyan kuantum fiziği. Bunun aynısı bizim vücudumuzda var. Sanırım bu bölümde süremiz yetmedi. Belki gelecek bölümde bu kuantum fiziğiyle beslemenin şeylerini anlatacağım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.